Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Yalçın Efe. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlik ve alan yeterlik sınavında çıkan tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 AYT Sosyal Bilimler 2 testinde çıkan tarih sorularını çözeceğiz. Soru 1. Konya'nın Çumra ilçesinin 10 kilometre güneydoğusunda yer alır. Milattan önce 7000'li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir. Neolitik çağa ait buluntulara rastlanmıştır. Penceresiz ve girişleri çatlan olan kerpinç ev, evler, yara, evler bulunmaktadır. Tarih öncesi döneme ait bu yerleşimin aşağıdakilerden hangisidir? Alaca Yük, Göbekli Tepe, İkiz Tepe, Çatal Alişar. Tarih öncesi dönemi aydınlatan Neolitik çağa ait söz konusu yerleşimleri Konya'da bulunan Çatal -Yük'tür. Doğru cevabımız D seçeneği. Hatta ilk şehir kültürünün görüldüğü merkez olarak kabul edilir. Alaca Yük, ki yine tarih öncesinde anlatılan önemli merkezlerden birisidir. Çorum'da, Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da, hatta yeni buluntularla biliyorsunuz Göbekli Tepe ile birlikte tarihin değiştiği ve değişeceği daha bundan sonra da konuşulmaktadır. bu da aslında şöyle güzel bir durum ortaya koyuyor. Tarihin sosyal bir bilim olması nedeniyle her an ortaya çıkan yeni bir belge, bulgu, buluntu mevcut bilgilerimizi güncelliyor, değiştiriyor. İkiz Tepe, Samsun'da, Alişar'da, Yozgat'ta. Tarih öncesi dönem aydınlatan önemli yerleşim merkezlerinden. Bir sonraki sorumuz. Soru 2. Göçebe Türkler'de bozkır hayatı içerisinde taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verdiği söylenebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin gençler. Konar geçer kültürde taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verecek unsur soruluyor. Kurgan, tu, ota, balbal, ongun. Kurgan biliyorsunuz değildir ki İstanbul öncesi dönemde Orta Asya Türklerinde e, dini inançlarında biliyorsunuz Türklerin öldükten sonra yaşamı var olduğuna inanmışlar ve kurgan denilen kare şeklinde mezarlar kazmışlar ve bu mezarlara kişinin hayattayken kullandığı eşyaları da beraberinde gömmüşlerdir. Tu değildir. Tu da biliyorsunuz hakimiyet sembollerindendir. Genelde at kuyruğu kılından yapılıyor. Ota sorumuzun cevabıdır. Mesken ihtiyacını karşılayan taşınabilir malzemedir ki e, çadır bildiğiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz hakimiyet de sembolüdür. Doğru cevabımız C seçeneği. Bal bal, ölen kişinin hayattayken e, öldürü düşman sayısını sembolize eden ve mezarın etrafına dikilen taş heykelciklerdir. Ongun yine eski Türk inançlarında kutsal kabullerin hayvanlar ya da nesnelerdir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllarda ortaya çıkan kollarından biri değildir? Irak, Kirman, Horasan, Suriye, Türkiye. Evet gençler Büyük Selçuklu Devleti biliyorsunuz 23 Mayıs 1040 Dandana Kan Savaşı ile kuruluyor. Ve bu savaş sonrasında Tuğrul Bey toplanan toyda ele geçirilen coğrafyayı ve fethedilmesi düşünen coğrafyayı hanedan üyeleri arasında paylaştırıyor. Yani Selçuklu'nun fethi politikasını bir noktada belirliyor. Ve burası önemli dikkat edin. Ülke aniden ortak mal eşit ne yapılmış? Sürdürülmüş, görülmüştür. Ve Selçuklu Devleti'ne baktığımız zaman Büyük Selçuklu Devleti'ne Selçuklu Devleti bir devletler topluluğu. Yani kendisine bağlı devletler vardır. Ki bu devletler Irak, Kirman, Suriye ve Türkiye Selçuklu Devletleridir. Horasan Selçuklu Devleti yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Soru 4. Osman Devleti'nin Haçlar'la imzaladığı Edirne-SGD'nin antlaşması öncesinde Haçlar'la ittifak yaparak Osmanlılar zorunda durumda bırakan beylik aşağıdakilerden hangisidir? Aydınoğulları, Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları, Candaroğulları. Evet gençler 1243 biliyorsunuz Keseda Savaşı. Türkiye tarih açısından, Anadolu açısından çok önemli bir savaş. Bu savaşta Moğollarla Türkiye Selçukluları karşı karşıya gelmiş ve Türkiye Selçukluları savaşı kaybetmiş. Anadolu'da Moğol egemenliği başlamış ve siyasi otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu süreci değerlendiren Türkmen beyleri e, kendi devletlerini kurmuşlardır. Ve Anadolu'da yeniden Türkiye Selçuklu beylikleri dönemi başlamıştır. E, ve bu ikinci beylikler döneminde ortaya çıkan beylikler e, hem Bizans'a karşı mücadele etmişlerdir. Özellikle Osmanlılar. Hem de e, bu dönemde Moğollarla mücadele etmişlerdir. E, burası önemli dikkat edin. Özellikle Karamanoğulları Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi devamı gibi görmüşlerdir. Osmanoğulları da büyük gelişmeye başladıktan sonra Anadolu'da Türk siyasi birliği kurmaya yönelik belirtilere karşı politikalarını geliştirince Karamanoğulları ile karşı karşıya gelmiştir. Karamanoğulları bu süreçte hem Haçlılarla hem Bizanslı Osmanlı'ya karşı ittifaklar yapmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi, soru 5, aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin Avrupalılar karşısında üstünlük sağlamasına etkili olan gelişmelerden biri değildir? Osmanlıların Akdeniz'de deneyimli korsanlarla işbirliği yapması, Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi, Osmanlıların Şalke'nin Avrupa egemenliği altına almasına engel olması, Avrupa'da reform hareketlerinin etkili olması, Portekizlerin Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerini artırması. Evet dikkat edin Kanuni Sultan Süleyman dönemine vurgu yapılmış ve Avrupalılar karşısında üstünlük sağlanmasında katkısı olan gelişmelerden biri olmayan sorulmuş. Osmanlıların Akdeniz'deki deneyimli korsanlarla işbirliği yapması Osmanlıların gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle Barbaros kardeşler bu dönemde Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz e, hizmetinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Hatta e, Barbaros Hayret'in biliyorsunuz kaptan deryalığa getirilmiştir. Dolayısıyla cevabımız değil. Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya kapitasyonlar vermesi ki kendisine karşı oluşturulan harç ittifakını bölme noktasında Fransa yanına çekmiştir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Osmanlı'nın Şarkiye'nin Avrupa'yı egemenin altına almasına engel olması ki bu da değildir. Özellikle bu dönemde Fransa ile İspanya arasında Şarkiye ile Fransa arasındaki hakimiyet mücadelesinde Osmanlı Devleti biliyorsunuz. Fransa'yı desteklemiştir. Hatta bunun için Macaristan seferine çıkmıştır kanuni. Avrupa'da reform hareketlerinin etkili olması, ki reform hareketlerinin etkili olması Osmanlı'nın e, üstünlük kurmasında etkilidir ki özellikle Avrupa'da yaşanan eee mezhep kavgaları mücadelesi Osmanlı'nın işini kolaylaştırmıştır. Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerinin artması bu Osmanlı aleyhine olan bir durumdur baktığınızda. Hint Okyanusu'nda özellikle Portekizliler e, baharat yolunu tıkamışlar Bu Osmanlı açısından olumsuz sonuçlar doğurmuş. Hatta Osmanlı Devleti Hint Okyanusu e, 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 egemen olmak süreci için bu süreçte dört e, 4 tane sefer düzenlemiştir. 1538-1553 yılları arasında doğru cevabımız E seçeneği. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Devleti'nin isteğiyle 1841 yılında Londra Boğazlar Antlaşması'nın imzalanma nedenlerinden biri olarak gösterilemez. Avusturya'nın Rusya ile Balkanlar'a nüfus mücadelesine girmesi, Rusya'nın Akdeniz'de güç kazanmasının İngiltere ve Fransa'nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına ters düşmesi, Avrupalı devletlerin boğazların kapalı ilkesini uluslararası bir statüye bağlamak istemeleri, Hünkar İskesi Antlaşması ile Rusya'nın boğazlar üzerinde elde ettiği gücün ortadan kaldırılmak istenmesi, Mehmet Ali Paşa isyanında etkisiyle Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerin desteğini araması, Evet dikkat edin burada özellikle Avrupa Devletleri'nin 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak tavrı sorulmuş ve hangisinin etkisi olmadığı söylenmiş. Etkisi olmayan cevabımız A seçeneği ki özellikle Rusya ile Avusturya arasında Balkanlardaki nüfus mücadelesi daha çok Rusların bölgede izlemiş olduğu panslavizm siyasetine bağlıdır. Diğerlerine baktığımızda hatta süreci biraz da eskiye götürürsek ee, başlayan Yunan isyanı, Yunan isyanına bağlı olarak ortaya çıkan Mısır valisi Ali Paşa'nın isyanı, Kavala Ali Paşa'nın isyanı ve Kavala Ali Paşa'nın isyanı sırasında Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya yakınlaşması ve imzaladığı Hünkar İskilesi Anlaşması ve Boğazlar'ın gündeme gelmesi bu süreci ne yapmıştır? Hızlandırmıştır. Dolayısıyla A seçeneğini gösteremeyiz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi... Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda kaybettiği yerler arasında gösterilemez. Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Ege Adaları, Batı Trakya. Evet, dikkat edin Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerlere vurgu yapılmış. Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerlere baktığımızda Arnavutluk bu sırada bağımsızlığını kazanıyor, kaybediyoruz. Makedonya elimizden çıkıyor, Ege Adaları elimizden çıkıyor, Batı Trakya elimizden çıkıyor. Hatta Batı Trakya'da kalan Türkler sonra biliyorsunuz günümüzde hala devam ediyor. Bosna Hersek ise daha önce 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden çıkmıştır. Daha doğrusu Osmanlı Egemeni'nde kalmış yönetimi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bırakılmıştır. 1908 yılında 2. Meşrutiyet sürecindeki kargaşadan yaralanan Avusturya Macaristan biliyorsunuz Bosna Hersek'e ilhak etmiştir. Yani topraklarına katmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 8. Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin İttihat ve Terakki Fırkası'nın yeniden canlandırılmasına çalışılmayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek, yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak, hürriyet ve itiraf fırkasının desteğini almak, siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamak, yeni siyasi liderin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak. Evet burada özellikle e, böyle bir yemin edilmesinin amacı önceliğin ülkenin kurtarılması yani zaferin kazanmasına verilmesi nedeniyle siyasi bir önüne geçerek bütünlüğü sağlamak düşüncesidir. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 9. Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet bu süreçte Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte bu görevde başbakanlık görevine İsmet İnönü, meclis başkanı görevinde Alfeti Okyar getirmektedir. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 10. ABD, Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve siyasi yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde silahlı kuvvetleri onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış. Böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir. Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Balfour Deklarasyonu, Eisenhower Doktrini, Marshall Planı, Turman Doktrini, Schumann Belgesi, bildir Bildirgesi. Evet gençler özellikle biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sürecinde ABD ve SSCB aynı bloktayken savaş bittikten sonra iki devlet birbirinden uzaklaşmış hatta 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan süreç soğuk savaş dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde Sovyetler Birliği özellikle Avrupa'da ve Ortadoğu'da yayılma politikası izlemiş. Bu politikaya karşı Amerika karşı durmuştur. Çünkü artık İngiltere, Fransa gibi devletler eski siyasi gücünü kaybetmişlerdir. Dolayısıyla artık dünya iki kutuplu hale gelmiştir. Yani ABD ile SSCB'nin çekişmesine dönüşmüştür olay. Baktığımızda Balfour Deklarasyonu cevabımız değildir ki 1917 yılında Filistin'de bir Yahudi devletin kurması için yayınlanmıştır. Şuman e, bildirisi değildir ki bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini atan bildirgedir. Burada dikkat edin Truman doktrini e, ve Marshall planı yine Sovyetler'in Avrupa'daki yayılmasına karşı özellikle e, Amerika'nın askeri ve mali yardım yapması gündemde olan e, çalışmalardır ki e, bu çalışmalar özellikle Avrupa ülkelerini kapsamaktadır hatta Türkiye ve Yunanistan da bunun içerisindedir. Eisenhower doktrini ise... Orta Doğu'da özellikle Sovyet yayılmasına karşı 2. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra Mısır'da yaşanan Süveyş kanalı krizinden sonra Sovyetlerin bölgeye girmesi ve Mısır'ı desteklemesi bu süreçte e, ABD'nin bölgede Sovyet etkinliğinin artmasını önleme düşüncesiyle yayınlamış olduğu doktrindir. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 11. 1996 yılında Dolly adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçekleştiren canlı kopyalama uygulamasının soyları tükenmekte olan canlı türlerin varlığını sürdürebilme, doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisinde katkıda bulunma, nano teknoloji uygulamalarının tıp dışındaki alanlarda da yaygınlaşmasını sağlama beklentilerinden hangilerine yönelik olarak gerçekleştiği söylenebilir. Özellikle e, canlı hücreden nakil yapılmasını düşünecek olursak eğer bir e, soyları tükenmekte olan canlı türlerin varlığını sürdürebilme doku organ nakli gerektiren hastalık arasında katkıda bunu söyleyebiliriz gençler. Nanoteknoloji ise daha çok biliyorsunuz e, yüksek performanslı teknolojik ürünlerin geliştirilmesi noktasında kullanılan bir teknik. Dolayısıyla üçü söyleyemeyiz. Söylenebilirler sorulduğuna göre cevabımız D seçeneği 1 ve 2. Evet sevgili gençler hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.